Şimdilik her şey yolunda görünüyor. Artık yataktan kalkabilirim o zaman. Hayır. Yatacaksın. Daha sana neler olduğunu bilmiyoruz. Hastalarım var. Onlarla ilgilenmeliyim. Sen merak etme. Ben hastalarına bakacak başka bir doktor bulurum. Bir şeyim varsa bile bu işimi yapmama engel olamaz. Sizin de dediğiniz gibi. Hastalar her şeyden önce gelir. Bilge, durumun ciddi olabilir. Bunu sen de biliyorsun. Evet, biliyorum. Bak Bilge, Levent'ten dolayı moralinin bozuk olduğunu biliyorum. Ama kendini toplaman lazım. Özellikle bu durumdayken. Haklısınız Haldun Bey. Ama inanın bu kadar yıl sonra yalnız kalmak, Levent olmadan yaşamak. Bilge'nin hastalığını hala bulamadık. Bütün bulgular feokromasitoma tanısını destekliyordu. Ama lokalizasyonu saptamak için yapılan araştırmalar olumsuz sonuç vermiş. Belki de sağ sürenal bezi alıp kontrol etmeliyiz. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Ameliyata karar vermeden önce emin olmak istiyorum. Peki siz bilirsiniz. Bir de Bilge'nin iyileşmeyi istemesi lazım. Ne demek istiyorsunuz? Neyse, daha sonra konuşuruz bunları. Levent Bey. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Bilge'nin nesi varmış? Bütün bulgular feokromositoma tanısını destekliyordu. Ama lokalizasyonu saptamak için yapılan araştırmalar olumsuz sonuç verdi. Yani tam olarak bilemiyoruz. Ama sonuç olarak gerçekten hasta, öyle mi? Evet. Bilge, sen niye buradasın? Yatakta olman gerekmiyor mu? Lütfen Serdar. Bir de sen başlama. Hiç çekemeyeceğim şimdi seni. Senin iyiliğin için söyledim. Sanki umurunuzdaymış gibi. Tabii ki umurumda. Hayır. Hiç kimsenin umurunda değil. Ölsen bile kimse fark etmez. Anlaşılan Levent seninle pek ilgilenmemiş. Evet. Beni umursamıyor. Mutlu oldun mu? Bak. Beni istediğin kadar kırabilirsin. Ama şunu unutma. Ne olursa olsun hep senin yanında olacağım. Çünkü seni çok seviyorum Bilge. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.